ateşin yakmadığı alim. Mars'ta imzası bulunan zat. Osmanlı Devleti'nin kurulacağını ve padişahlarının neler yapacağını yıllar yıllar önce haber veren keşşaf. Gizli ilimlerle boyutlar arası geçiş yapabilen sırlı zat. Şeyhlerin piri Muhyiddin İbni Arabi. Muhyiddin İbni Arabi. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri 28 Temmuz 1165'te Endülüs'ün güneydoğusundaki Tüdmir bölgesinin bahşehri olan Mürsiye'de doğdu. İbnül Arabi babası çok Kur'an okuyan, fıkıh ve hadis ilmiyle uğraşan bir zat olduğunu, Nur isimli annesinin Ensar soyundan olduğunu, Fatıma Bintül Müsenna adlı bir kadın velinin sohbetlerine katıldığını söyler. İbnül Arabi, soylu bir Arap sülalesinden geldiğini, ceddinin Beni Tayi kabilesine mensup bulunduğunu, İbnül Arabi'nin görüşlerini takdir edenler, onun tasavvufta otorite oluşunu kendisine Şeyhül Ekber, en büyük şeyh, dini ilimlerde müceddit oluşunu da Muhyiddin lakaplarını vererek ifade etmişlerdir. İbnül Arabi, Bülû çağlarında bir manevi işaretle inzivaya çekilip, kendi iç alemindeki hazineleri ortaya çıkarmaya karar verdiğini, bazen 14 ay kadar süren bu halvet ve riyazetlerin neticesinde marifet kapılarının kendisine yavaş yavaş açılmaya başladığını söyler. Eğitim. İbnül Arabi ilk Kur'an derslerini Ebu Abdullah el-Hayhat adlı bir kişiden aldı. İlk halvetlerinden birinde gerçekleştiğini söylediği manevi görüşmesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yönelttiği "Bana sımsıkı tutun, kurtulursun" şeklindeki buyruğunu hadisleri zahiren de tahsil etme manasında anlayarak uzun bir süre hadis ilmiyle meşgul oldu. Fütühatül Mekkiye. Muhyiddin Arabi Hazretleri Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Mekke'de ders halkalarına devam etti. Harem-i Şerif'te tavafla meşgul oldu. 23 yılda tamamlanan El-Fütühatül Mekkiye ilk defa burada kendisine ilham edilmeye başlandı. İbnül Arabi bu kitapta yazdıklarının hepsinin ya Kabe'yi tavaf ederken veya murakabe için Harem-i Şerif'te oturduğu esnada Allah'ın kendisine açmış olduğu şeyler olduğunu ve ilk önce kendisine bunların okutulduğunu, ardından Rabbani ilka ve ilahi imla ile satıra geçirildiğini söyler. Mekke'de yaklaşık 2,5 yıl kaldıktan sonra bir hac kafilesine katılarak Bağdat'a gitti. Burada 12 gün kalıp Musul'a geçti ve Musul'da birçok alimden ders aldı. İbnül Arabi, Musul'un dışında Mukla denilen yerdeki bir bahçede yaşayan bu sonuncu zatın Hızır'dan hırka giydiğini, daha sonra aldığı bir işaret üzerine bu hırkayı aynı yerde kendisine giydirdiğini söyler. Musul'da bir yıl kadar kalan İbnül Arabi, ibadetlerin sırlarına dair Et-Tenezzülatül Mevsiliye adlı eserini burada telif etti. İbnül Arabi, Halep ve Sivas'a yaptığı seyahatlerden sonra 615'te, yani 1218 yılında Malatya'da yaşamaya başladı. Dostu Mecduddin İshak vefat edince, vasiyeti üzerine dul kalan hanımıyla evlendi. Oğlu Saadettin Muhammed burada dünyaya geldi.
İbnül Arabi Sivas'tayken Keykavus'un Antakya'da Franklara karşı cihat ilan edeceğini ve şehri kuşatıp muzaffer olacağını rüyasında görmüş, bunu bir şiirle sultana Malatya'dan bildirmişti. Şam'a yerleştikten sonra kendisine vaki olan mübeşşirat da Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam elinde bir kitapla zuhur ederek bu elimdeki hikmetlerin yuvalarını gösteren bir kitaptır. Bunu al ve faydalanacak kimselere açıkla dediğini nakleden İbnül Arabi, bu işaret üzerine Füsusül Hikem'i 1230 yılında burada telif etti. İbnül Arabi'nin Anadolu'ya tesirleri. İbnül Arabi, dönemin belli başlı Selçuklu yerleşim bölgeleri olan Malatya-Konya ekseninde bir süre ikamet etmiş, 4 yıla yakın bir süre Malatya'da, bir o kadar da Konya'da kalmıştır. Buralarda ilim ve irfan meclisleri düzenlemiş, istidat gördüğü bazı kimseleri talebeliğe kabul etmiştir. Selçuklu sultanlarına nasihatlerde bulunmuştur. Eserleri. İbnül Arabi çok sayıda eser vermiş bir müelliftir. El Fihrist'te 248 kitabının adını zikretmiştir. Burada eserlerini bazı kimselere verdiği için elinde bulunmayanlar, halkın elinde bulunanlar, kendi elinde bulunup da açığa çıkarmak için Allah'tan henüz bir işaret almadığı eserler şeklinde üçlü bir tasnifle vermektedir. Bu eserlerinden 98'i günümüze ulaşmıştır. Kerametleri. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir gün attan düşüp ayağını kırıyor. Talebeleri yardım için yanına koşarlarken Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, "Panik yapmayın. Dün Fatiha'yı okurken attan düşüp ayağımı kıracağımı görmüştüm," der. Ateşin yakıp yakmaması. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin bir gün sohbetine ateist bir felsefeci gelmişti. Peygamberlerin aleyhissalatü vesselam mucizelerini inkar ediyor, her şeyi felsefeyle çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof, cahiller İbrahim peygamberin ateşe atıldığını ve yanmadığını zannederler. Bu mümkün mü? Zira ateş yakar, kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır, gibi sözler söyleyince Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Allahü Teala Enbiya suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen, "Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ol ve selamet ol dedik," buyurmaktadır, dedi. Ortada bulunan mangalı alıp içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kaldı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırdı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa, "Yaklaş ve ellerini ateşe sok," deyince filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Bunun üzerine ateist felsefeciye, "Ateşin yakıp yakmaması Allahu Teala'nın dilemesiyledir," buyurdu. Filozof bu olay karşısında kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Zamanın büyüklerinden Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir dağ başına çıkıp yüksek sesle bağırmaya başlar. "Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır." Bu söz üzerine zamanın uleması Muhyiddin-i Arabi'nin "Allah benim ayağımın altındadır" dediğine hükmederek
küfrüne kâil oldular ve idamına hükmettiler. Kabrini bile belli bir yere değil, bir dağa yaptılar. Fakat Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir sözünde اِذَا دَهَالَشِّينِ اِلَشِّنْ زَهَارَ قَبْرِ مُحِيدِّينَ Sin şına girdiği zaman Muhyiddin'in kabri ve muradı anlaşılır demişti. Aradan çok uzun yıllar geçti. Devir Osmanlı'nın devri. Yavuz Sultan Selim Han Şam'ı fethetti. Oradaki halk arasında bu hadiseyi duydu. Ve Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin kabrini araştırmaya başladı. Öyle ki bu kabir herkese soruluyor ama bir türlü yerini bilen çıkmıyordu. En sonunda çobanın bir tanesi, "Efendim," dedi, "ben kabrin nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat şurada bir yer var ki oradan ne koyunların birisi bir ot yer, ne de oraya bir hayvan basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince kurur gider," dedi. Bunun üzerine Sultan Selim, oranın Muhyiddin Arabi'nin kabri olduğuna karar verdi, kazdırdı. Baktılar ki cesetleri olduğu gibi duruyor. Oraya çok güzel bir türbe yaptırdı. Sonra onun niçin idam edildiğini sordu. Oradakiler, "sizin taptığınız benim ayağımın altındadır," dediği için idam edildiğini söylediler. Bu defa Sultan Selim Han bu sözü nerede söylediğini araştırıp orayı da buldu. Orayı kazmalarını emretti. Kazdıklarında oradan bir küp altının çıktığını gördüler. Yavuz Sultan Selim şöyle dedi, "Hazreti Peygamberimiz, dininiz paranız, kıbleniz kadınlarınız buyurmadı mı? İşte Muhyiddin-i Arabi de buna dayanarak taptığınız ayağımın altında demekle benim ayağımın altında altın var demek istemiş. Ama o zaman bunu kimse anlayamamış ve Muhyiddin'i haksız yere idam etmişler," buyurdu. Böylece Muhyiddin-i Arabi'nin iki kerameti birden zuhur etmiş oluyordu. Biri paranın yerini bildirmesi, biri de Yavuz Sultan Selim'in gelip hadiseyi aydınlığa kavuşturması. Osmanlı Sultanı Yavuz Selim Han Şam'a geldiğinde Sin şına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar sözünün ne demek olduğunu ferasetiyle anladı. Sin'den murat Selim, Şın'dan murat Şam'dır. Fütühat-ı Mekkiye 1. cilt bölüm 8'de Muhyiddin Arabi Hazretleri bu işareti şöyle anlatıyor. Allah'ın izniyle kainatta izin verilen yerlere kadar tayyi mekanla gezen kutuplardan biridir. Gezip gördüğü yerlerde geleceğin insanlarına Mars'ta olduğu gibi selam ve benzeri izler bırakmıştır. Hatta gezdiği yerlerin tamamını hakikat arzı olarak nitelendirmiştir. Lakin Mars'ta böyle bir yer hala keşfedilmedi. Mükemmel bir dini ve fenni ilim tahsili yapan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, kendisinden yüzlerce sene sonra ortaya çıkacak olan telgrafın çalışma tekniğini bildirmiştir. Yüzyıllar sonra Edison'u dahi üstadım demek zorunda bırakmıştır. Muhyiddin-i İbnül Arabi Hazretleri'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 70 sene önce kaleme aldığı Şeceratün Numaniye fi Devletil Osmaniye kitabında Osmanlı'nın zuhuruna dair esrarengiz işaretler vermiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 59 yıl önce
1240 miladi yılında Şam'da vefat etmiş olan Şeyhülekber Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gazi ne kuracağı cihan devleti yokken, cifir ilmine ve Kur'an'daki bazı ayetlere dayanarak Şeceretün Numaniye Fi Devleti Osmaniye adında bir eser yazmış, Osmanlı Devleti hakkında soy silsilesi anlamına gelen bu küçük risalesinde, kendi ifadesiyle Devleti Osmaniye'den hilafeti kaim kılacak olan kimseye ve bu hanedana mensup olan hükümdarlardan her birinin zamanına, hilafetine ve askerlerine dair pek çok gizli bilgiyi ortaya çıkarmıştı. Şu kadar var ki, Şeceratün Numaniye Fi Devletül Osmaniye kitabı, Şeyhül Ekber Hazretlerinin ileriye ait olaylardan söz eden en büyük ilmi kerametlerinden biri olmasına rağmen, şimdiye kadar eser üzerinde hiçbir ciddi araştırma yapılmamış ve bu yüzden içindeki rumuz ve işaretler sadece basit birer nakil ve rivayetten ibaret kalmıştır. Eserin adı bazı kaynaklarda Ed-Dairetün Numaniye diye geçmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Şeyhül Ekber Hazretlerine verdiği işaretler. Şeyhül Ekber Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri, Şeceretün Numaniye Fi Devletül Osmaniye kitabında, hikmetlerin remizleri, işaretleri sayesinde harflerin sırrını tevdi eden ve basiret sahiplerinin ibaresiyle onları deşip ortaya çıkartan Allah'a hamd ederek söze başladıktan sonra, henüz kurulmamış olan Devletül Osmaniye hakkındaki bu bilgileri nasıl elde ettiğini ve hangi amaçla bu eseri telif ettiğini açıkça ortaya koyarak, Allah'ım bana Elif, Lam, Mim, Rumlar mağlup oldular. Arzın size en yakın yerinde ama onlar bu yenilgilerinden sonra mutlaka galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde, önünde de, sonunda da emir Allah'ındır. O gün müminler sevineceklerdir Allah'ın yardımı ile. O dilediğine yardım eder. O azizdir, rahimdir. Buyurduğu hakkında emanet bırakacağı gizli sırlara vakıf olmayı murad edince, murakabe halinde onu Ali radıyallahu anh'a sordum. Onu bana apaçık bir izahla cevaplandırıp, onun adı Şeceretün Numaniye, soy seceresiyle konur buyurdu. Ben de onun Devletül Osmaniye zamanına vaki olacağını öğrenince, sana onlardan bir hilafeti kaim kılacak olan kimseye ve her birinin bir zamana, hilafetine ve askerlerine dair bu hususta söylenebileceklerin tümünü devşirip ortaya çıkarmayı arzuladım. Başbakanlık Osmanlı arşivinde kayıtlı olan bazı vesikalardan anlaşıldığına göre, Osmanlı padişahları bu türbenin bakım ve ihtimamına devletin son zamanlarına kadar daima özen göstermişler, cami ve türbenin bakımı için her devirde maaşlı görevliler tayin etmişlerdir. İbnül Arabi Risalesinde tılsım sahibi olarak bahsettiği, yani 1. Selim olarak bilinen Yavuz Sultan Selim'den söz ederek, tahta çıkışının Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gerçekleşeceğine işaret etmiştir. Onun için en büyük tılsımın hilafet olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla hilafetin Osmanlılara bu 1. Selim eliyle geçeceğini haber vermiştir.
soy sahipleri zamanındaki şiddetli ve çetin rığ ifadesiyle Yavuz'un gerçekleştirdiği Ritaniye Savaşı'na işaret edildiği gibi, bir konuşma ile ilgili olarak kendisine işaret edilen ifadesiyle de Çaldıran Savaşı'nda padişahın seferin uzamasından sızlanıp şikayet etmeleri üzerine askerleri yatıştıran tarihi konuşmasına da işaret edilmiştir. Cümlenin devamında geçen çatık kaşlılık menzillerinden ya menzilinde bulunduğu sözüyle de Yavuz'un çatık siyah kaşlı ve Yavuz lakaplı olduğuna işaret edilmiştir. Bundan sonra Arabi, haber verdiğisinin zafer sevinciyle Şığına vardığı zaman kendi yıkık ve virane kabrinin bulunacağını bildirmiştir. Bu keşif aynen gerçekleşmiş, Sultan Selim Han, Muhyiddin Arabi'nin yıkık mezarını buldurup üzerine bir türbe, yanında da bir cami yapılmasını emretmiştir. Abdülaziz'in katli, Abdülhamit'in padişahlığı ve Filistin. Şeceretün Numaniye'de yer alan işaretlerden biri de Sultan Abdülaziz'in askeri darbeyle tahttan indirileceği ve öldürülerek ortadan kaldırılacağıdır. Tesis edilen baht açıklığının vicdanının bir kimsede hilafeti zuhur ettirip, yarılıp ayrılarak ortadan kaldırılan ayın askerlerini ona uyduracağı ifadeleriyle bu hadiseye dair açık tafsilatlara girilmiştir. Sert ve bahtır görünüşüyle Yavuz Sultan Selim'e benzetilen ayın, yani Sultan Abdülaziz'in 1876 yılında Mithat ve Hüseyin Avni Paşaların darbe tertibiyle tahttan indirileceği ve bir süre sonra bilek damarları kesilerek katledileceği, şehit edileceği haber verilmiştir. Ayın cülusunda perişanlık ve dağınıklıkla durulması ve daha işin en başında ona muhalefette bulunulmasıdır sözleriyle de Abdülaziz'in katledilmesinden sonra tahta çıkarılan 5. Murat'ın ruhi bunalım geçirmesi üzerine isminin baş harfi ayın olan Sultan Abdülhamit'in padişah olmasına işaret edilmiştir. Ayrıca Yahudilerin Kudüs ve Filistin'de bazı şehirlere yerleşme arzusu ve gayretlerine ayının Sultan Abdülhamit'in karşı çıkacağı ve bu konuda yerleşme izni vermeye zorlanacağına şöyle temas edilmiştir. Ona ilkin şarkın yücelerinden olan 5 menzilin içine yerleşme vaat edilir. İkinci tasarruftaysa milletin çokça hakaretlerini hasıl kılan ilk sebebiyle kendisine işaret edilen kimseye bir şey ver denilir. Mehmet Vahidettin'in son padişah olacağı ve Osmanlı'nın yıkılacağı. Muhyiddin-i Arabi, Devletül Osmaniye'nin son kısmında son mim rumuzuyla işaret ettiği son Mehmet'in Sultan Mehmet Vahidettin Han'ın son padişahlığı olacağını, Osmanlı saltanatının ve soy silsilesinin ondan sonra nihayete ereceğini belirtmiştir. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını takip eden dönemde ahir zaman fitnelerinin ortaya çıkacağını ve karanlık günlerin yaşanacağını da haber verdikten sonra Arabi'yi sırlarla dolu esrarengiz kitabına son noktayı şöyle koymuştur. İşte bundan sonra çok büyük bir fitne zuhur eder. Öyle ki beldeler ele geçirilir. Kullar gelip çatmış olan boş ve heva ile dolu yeni bir yeryüzüne yönelir. Milletin hükmedicileri el değiştirir. Ve onların başlangıçta kendisine işaret edilene riayeti zorlaşır. İkinciye dönüşte ilke kayıtlı olan duruşa açıkça muhalefet edilir. Kötü vasıflara konulması gereken herhangi bir şey onda tasdik görür. Onun hükmü
ahir zamanda zuhur eden Sa'd tasavvuruna intikal eder. Onun ifadesine göre Osmanlı Devleti yıkılıp da insanlar bu duruma düştükten sonra Rum doğuyu ve batıyı birleştirerek mülkü ele geçirir. Böyle olunca da Zemzemle Safa arasında büyük Mim zuhur eder. Ve latif olan Gayn da kaim olup kendisine biat edilir. Sonra kullara vaat edilen gelir. Ve zulüm ve kötülükle dolduktan sonra yeryüzünde tekrar adalet yerleşir. Sonun zuhuruyla ilk Mim'in hükmü yeniden doğar ve onunla yeryüzü yeniden canlanır. Buradan da anlaşılıyor ki Osmanlı Devleti yıkılınca her ne kadar fitne ve fesat devri başlamışsa da Allahu Teala ilk Mim olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yaymak ve İslam'ı yeryüzünde tekrar hakim kılmak için son Mim olan Mehdi'yi gönderecek, onunla yeryüzünü zulüm ve kötülüklerden temizleyip İslam'ın nuru ve adaletiyle yeniden ıslah edecektir. Hazret bu büyük müjdeyi verdikten sonra sana burada gizli işaretlerle vasfettiğim bu sırlar Allah'a hamd ile tamamlandı buyurarak Osmanlı Devleti'nin soy şeceresi hakkında kaleme aldığı esrarengiz eseri Şeceretül Numaniye'yi nihayete erdirmiştir. Müneccimbaşı Ahmet Dede, Muhiddin-i Arabi'nin Osmanlı Devleti'nin şanının yüceliğini ve kıyamete kadar süreceğini keşfettiğini belirtmiştir. Muhiddin-i Arabi, büyük bir İslam alimi ve mutasavvıfıdır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle Ulûm-i İslamiye'nin bir mucizesidir. Muhiddin-i Arabi doğru yoldadır. İmanı makbul bir insandır. Fakat her kitabında mühdi ve mürşit olamıyor. Her kitabında gerçeğe ulaştırıcı ve hakikati gösterici değildir. İslami ve imani hakikatlerde çok zaman ölçüsüz gittiğinden, ehl-i sünnet ve cemaatin kaidelerine muhalif hareket ediyor. Bazı sözleri de zahiri manasıyla delaleti, küfrü ifade ediyor. Fakat kendisi delalet ve küfürden uzaktır, mümindir, muvahhittir. Çünkü bazen söz küfür olarak görünür. Fakat sahibi kafir olmaz. Daha sonra Said Nursi, Muhiddin Arabi'nin eserleri ve onların okunması hususunda bir sözünü naklederek nasıl hareket edilmesi gerektiğini açıklar. Muhiddin Arabi'nin sözü şöyle: "Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın. Zarar görür." Evet, bu zamanda Muhiddin'in kitapları, hususan Vahdedül Vücuda dair meseleleri okumak zararlıdır. Muhiddin-i Arabi'nin kendisi mümindir ve imanı tamdır. Fakat bazı sözleri zahiri manasıyla küfür gerektirebilir. Ancak tevile, yoruma muhtaç olduğundan gerçek manasını anlamak güçtür. Bunun için kitaplarının okunmaması daha doğrudur. Çünkü bugün dahi her kitabın, her ilmin, her sahanın belli bir okuyucu kitlesi, bir uzmanı vardır. O ilimden ancak o sahada belli bir birikimi ve malumatı olan kimseler istifade eder. Herkesin ondan faydalanması düşünülemez. Zaten bu mümkün de değildir. Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin kitaplarını da bu açıdan değerlendirmek lazımdır. Hatta okuyanlara zarar dokunduğu içindir ki İbnül Abidin'in ifadesine göre
bazı Osmanlı padişahları tarafından Muhyiddin-i Arabi'nin kitaplarının okunması yasaklanmıştır. Bu arada merhum İbni Abidin şu fıkhi hükmü de zikreder. Onun Füsusül Hikem isimli kitabını yaymak ve neşretmek haramdır. Çünkü bu kitap küfrü gerektiren birçok mesele ihtiva etmektedir. İslam'ın nurunu söndürmek için çalışan Yahudiler tarafından bu kitaba pek çok ilaveler yapılmıştır. Vahdedi vücut mesleği Muhyiddin Arabi'nin açtığı bir yoldur. La mevcuda illahu derler. Yani Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur demek. Yani bu mesleğe girmiş birisi şöyle masaya baksa masanın farkında olmaz ve der ki hayır hayır masa yok, Allah var, sadece orada Allah var der. Allah'ın esma ve sıfatları orada yoktur, zatı var der. İbnül Arabi veyahut Hallacı Mansur gibi zatlar, bu zatlar manen bir mertebeye gelmiştir. Bu mertebenin ne olduğunu bizim gibiler anlayamayacak. Çünkü hiç gitmediğimiz bir yol. Yani gitmediğimiz derken mücadele etsek de gidemeyiz. Çünkü o zatların büyük bir mertebesi vardır. İbnül Arabi bunu müncezip bir halde söylüyor. Üstad Hazretleri diyor ki o mertebe lezzetlidir. İnmek istemezler diyor. Şimdi o mertebeden söylediğinden İbnül Arabi bir problem yaşamaz. Biiznillah, ama bizden olmayan hiç kimse benim eserimi okumasın diyor. O mahlukatı aşmış bir mertebeden konuşmuş. Ondan başka mevcut yoktur demiş. Sebeplerde boğulan birisi bunu dese sebeplere ilahlık verir. İtikadına zarar verebilir. O yüzden bu yol tehlikelidir ve bu yoldan gitmemek gerekir. Vahdeti vücut mesleği hem riskli, hem dar, hem de hususi bir meşrep olup tarihte çok dikkat çeken bir yere sahiptir. Tevhidde istirak olan bu mesleğin cazibesi, şatahatı çokların dikkatini çekmiş, lakin bu yolda muvaffak olan çok az olmuştur. Muhyiddin-i Arabi, vahdedi vücut meşrebine nihai mertebede bağlı olan, şöhreti tüm İslam alemine ve Avrupa'ya yayılan en büyük mutasavvıflardan biridir. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, 1240 yılında vefat etmiştir. İnsan yere kaçmış lan bu ya. Kalabalığın içinde içilmiş, kaçılmış İslam'ın bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. Kitapyurdu.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan,
senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.